Evet, merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar. Son bir hafta ya da 2 haftadır yüzümüz bir miktar gülüyor. Ne diyelim? Aman bozulmasın. Bir saniye şuraya bir cevap yazayım. Evet, yasal uyarı ekrandaydı. Baktıysanız sorun yok. Uzun uzun girmeyeceğim. Bistimize bir bakalım, bir kırılım mırılım bir şeyler var mı? Evet, bistim pozitifliği zaten endeks olarak vardı. Yalnız dolar bazında biraz sıkıntı var. Üst banda kırdık mı? Hayır. Tam direnç noktasında bekliyoruz. Şu 1440 bantlarını bir kırsak rahatlayacağız. Şu an pozitif miyiz? Evet, haftalık grafiklerde pozitifliği var. Şöyle günlük bakarsanız direnç yerini zaten biliyorsunuz. Böyle altta destek, desteği kırdı. Şu an zaten toparlanma evresinde. Yani buradaki destek şu 1440'ları bu hafta kırarsak önümüzde 1460. Benim ana hedefim 1589'lara kadar çıkmak. Yani 15.890 TL'lere kadar çıkmak. 4 saatlik grafiğine bakalım. 4 saatlik grafikte bir uyumsuzluk var, bilginiz olsun. Bir düşüş görünüyor. Ana hisseler toplanıyordu. Düşeni kırmış mı? Bakarsanız 4 saatlik grafikte, hatta 1 saatlik grafik açayım. Şunu bir düzelteyim. Evet. Düşeni kırmış mı? Hayır. Yani bir kırılış yok saatlik grafiklerde. Üst band hedefi neresi derseniz. Şu üst bandı tekrar kırıp kısa vadede 1450 yapmam. Ben direkt günlük hedeflere göre veya haftalık hedeflere göre ilk önce Fibonacci, sonra 20 günlük ortalamayı kırarsa 1453 ve ilk band 1407 bandı kırılmadıkça sorun yok. Haftalık pozitif. Hadi inşallah üst banda çıkacağız. Nail, aleyküm selam. Dolar bazlı grafikten maalesef arkadaşlar 20 günlük ortalamaya geldik ve takıldık. 168 doları geçersek pozitif bir şeyler olacak. 172, 176, 194 ana hedef neresi derseniz 200 dolara kadar ana hedef koyacağız. Evet, günlükte pozitif mi? Aşağı doğru grafiğin yukarıya doğru bir pozitifliği vardı. Günlük stoplar 163 dolar, en son kaçış 158 dolar altı. Daha fazla düşürürler mi? Belki bir korkutma yapabilirler ama ben kötü bir grafik görmüyorum. Özellikle demir çelik bankalarda filan bir toplama vardı. Güzel işler yapıldı. Evet, attan direkt katılla başladım. Bu tarafı bitireyim. Aynı şeyleri sorar mısınız diye de düşünüyorum. Evet, ilk videonun altına yorumlardan. Venüs hoş geldin. Evet, Sefa, Gürkan, Hakan, teşekkürler. Erkan, Ral YH hiç bakmadım. Ral Yatırım Holding. Hiç bakmadım, o yüzden bakarım. Bayağı oldu bakmayalı çünkü. Herkes kar zararları açıklamış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şu an göremiyorum ama bakalım SGYO, o tüm firmalar. Beni ilgilendiren kısımlarına bir bakayım. Eczacı 276 milyon kar. Atagy'ye ne yaptı? Yine zararda. Ereğli her zaman kar. 5 milyar kar. Yuh. Bir anda uçururlar. Bobet, Yeni Alkarz 26 milyon geçtim. Evet, herkes karını açıklamış arkadaşlar. Ereğli Vertu bilanço yorumlayabilir misiniz? Dün baktık Vertu'ya. Bakmadık bir çağdaş. Hocam Bobet baktık mı? Bilmiyorum. Birazdan bakayım. Ral Vertu'ya dün akşam baktım diye hatırlıyorum Çağdaş. Evet, net borcu 15 milyon borcu var.
Finansal borcu biraz fazla, çok sıkıntılı gibi durmuyor. Öz kaynakları sabit kalmış. Son dönem biraz iş yapmış, abartılı bir şey var mı? %25 karlılığını arttırmış. Pardon, satışını arttırmış. Karlılıkta bir artış görmüyorum. Borcu var mı? Var. Şu an satışı arttırmış, kar etmiyor firma. RAL Yatırım Holding. İnşallah ucuz bir firmadır. Yatırım Holding. 63 milyon sermaye 73 milyona çıkarmış. 3.90'lık hisse, 3.90 PD, 1.17'lik hisseyi 4.60 istiyor. Ben kolay kolay almam. Alana da mani olmam. 95-185. Kademede bir akşam satışı mı geldi bunda? Gün içi toplaması fena değil. Ama yine de ekside. Satan Abir Kapital, alan vakıf. Benim için çok iyi bir hisse değil. Tabii tercih sizin. İşyat Philip Capital geçtim. Bir toplaması var mı? Evet, Gedik'te 2 haftalık bir toplaması var. Şöyle bir 1,5 aylık grafiğine bakayım. Bir şey yok. Günlük bir hareketi olmuş. Bakıyorum. Evet, A1 Capital 80 almış. 73 satım var. Ana tahtalara baktığım zaman birinci satıyor. İkinci, evet, küçük yatırımcı biraz satmış. Aradaki tahtalar girmiş. Haftalık olarak baktığımızda İşyat'ın satışı devam ediyor. Evet, İşyat ana tahtacı mal satıyor. Gediğin filan toplaması var. Gün içi toplamasıyla gitmiş. Siz Bobet deyince aklıma geldi. Vallahi Bobet'i ben zamanında söyledim. Hatta dedik ki ucuz. Evet, güzel yapıştırmış. Arkadaşı zaten yapıştırma ödülü verilirmiş. Güzel. Şu an pozitifliği aldı diyorsun. 17 Ağustos'tan beri stopta olan bir hisse. Yani şu bantlarda 5.80'lerden 2.60'lara kadar indirmiş. Stopları olan bir hisse. Şöyle bir tersine bir bakalım ne kadar düşüyor. Düzünü zaten kıracağını kırmış. Pozitifliği var mı? Var kardeşim. Yalnız güzel de yapıştırmış. Hakkını yemeyelim. 20 günlük ortalamayı kırmış. Haftalıkta 4.60'da. Yani hisse al verdiği yer neresi diye sorsan 30 kuruşta aldırmış, 15 katında sattırmış. Ortalamaların üzerine güzel bir hareketi var. Altta pozitifliğini sürdürüyor. Benim için stop neresidir? 3.76 bandı. Bir günlüğünü göreyim. Ne olduğunu anlarım. Şunu kullanalım bari. Boşa gitmesin. Düşeni kırmış mı dersen, evet kırmış. Şu noktada kırıp yalandan sattırıp tekrar yukarıya attırmışlar. Bu yukarıdaki direnç noktasını kırıp burayı destek yapıp yukarı atmış. Güzel. Stop yapsam ne yaparım? Stop yapsam 4.20'de stop yaparım. Hedefimi de koyarım. 4.70 5.12 bandına. Bakalım 5.12 bandında ne yapar dersen. Şöyle bir topu tamamlama işine girer mi? Hep beraber göreceğiz. RAL Yatırım Holding, TL mi dolar bazlı mı? Benim için dolar bazlı grafikler daha net görünüyor. Onun için dolar bazlı. Arkadaş toposunu yapmış. Birinci bant, ikinci bant. O banttan da Ağustos ayında stopu çakmış. Sert çakmış. Bir Müslüman evladı bana dese ki TL mi dolar bazlı mı? Kardeşim şurada 51 hattı kırılırsa benim için stop nokta orası. Ana hedef 81'e kadar gider. Evet, aşağıda az önce haftalık ortalamayla günlük ortalamanın 200 günlük ortalaması birleşmiş. Kırarsa giderim. Kırarsa satarım. Kırmadığı sürece devam edilir mi? Edilir. Ağım şağım bir hissemi benim için değil. Son stop noktası 46'da duruyor. RAL Yatırım Holding. Çağdaş, bugün mü geldi Vertu'da bilanço, daha önce mi geldi? Bugün geldiyse bir bakayım. Ama dün Vertu'ya baktım diye hatırlıyorum. Kasaya para koymuş. 400 milyon kar. Vertu. Eksiden artıya doğru gitmiş. Bir saniye bekle. Virüs. 44. Bilançoyu yorumlar mısınız? Büyük bir satışı var. Tekrar döneceğiz mecburen.
Vertu. Dönen varlık artmış. Adamın borcu morcu yok her şeyden önce. Dünden değişen hiçbir şeyini görmedim. Temeli zaten sağlamdı. Ama tahtayı da düşün derim ben bunda. Bakıyorum 11-22. Merrill Lynch tahtada. A1 kapital tahtada. %11 alım var. Günlüğü geçtim. Toplaması var mı? Var. Toplaması var mı? City'de toplama görüyorum bir miktar. Hakikaten burada mı bilmiyorum. Bakalım. Evet, City %3'üne sahip satıyor. Ana tahtacılardan iş yatalıyor ama %34'üne sahip garantide satış var. Evet, Merrill Lynch işini gördüm. Garantinin çok büyük satışı var mı? Aslında çok büyük bir satış yok. Malın çoğu elinde olmasına karşı. Evet, City hala burada. Biraz mal satışı yapmış. YFAS elinde çok mal yok. 370'ten 230 satmış. Elinde 140 var. Kötü bir tahta mı? Bugün değişti mi bilmiyorum. Bilanço bugün mü açıklandı? Boşuna şey yapmayalım. Bugün geldi. Çok büyük bir değişiklik yok ki. Zaten kötü bir hisse değil. Satışları iyiydi. Bir saniye bir bekle. Dönen varlıklar. 2020 3. ay. 700. Sorun yok. Duran varlıklar. Geçtim. Kısa vadeli yükümlülükler. Ödemiş. Uzun vadeli yükümlülükleri biraz artmış ama çok sorunlu bir tahta değil. Ödenmiş sermaye hala aynı. Kontrol karar 20, 73, 180, 300. Çok iyiymiş. Evet. Bilançolar birbirlerinin üzerine eklene gitse de öz kaynaklarını da arttırmış. Vallahi güzel. Alınır mı? Alınır. Gün analizini yaptık zaten bunu. Yani kırılırsa ortalama 50'de 200 günlük ortalamada stop yapacaksın. Ben bunu günlük mü yaparım? Yapmam. Bence yukarı atması muhtemel. 19.68 ile yukarıda 22 ile 23 arasına sıkışmış. Kırarsa 29 ve 37. Buna dün baktık bebişim. Bilançosu güzel mi? Güzel. Arttıra gitmiş. Bunun bir boksit satışı mı ne vardı? Dolar bazlı sattığı için karları bayağı bir yüksek. İyi. Bilançoda sorun yok. Bobet baktık mı? Bakmadık. Bobet'e hiç bakmadık. Kel var hocam. Mural HY'de. Bilemem. Bobet çok para kazanmıyor. 200 milyonda 26, %5. 400 milyonda 26. Çok borcu var mı? Yok. Kazanç artı gösteriyor. Çünkü yani yeni bilanço açıkladı. Eksiden artıya geçti. Onun için aşağısı artılarla dolu. Bakalım Bobet'te ne varmış? Bobet'in PD'sini göremiyorum. Kaça kadar çıkmıştı? En son mecburen yardım alacağız. Bulabilirsek buradan bulacağız. 5 PD'ye, 1.5 PD filandı galiba değil mi? 114 milyon hisse. Evet gördük. 1.5 PD'den 4'lere geldi mi bu? 1.300 alım, 2.300 satım. Burayı geç, bunların bir önemi yok. Evet, gün içi satış yemişsin. Yapı Kredi 900 satmış, bakıp almış. Geçmişinde toplama görür müyüm? Yapı Kredi satış yerinden alış kısmına. Evet, Yapı Kredi, Info, YFAS, Ahlatçı ve Ata. Toplayanlara bakınca zaten görüyorsun ne olduğunu. Bakıyorum, evet, vakıfta satış var. Son gündem satış, 500 bin satış, 390 alış. Evet, vakıf devamlı tahtayı satmış. Önceki haftanın toplamasını biliyorum. Bu 1.5 BD'den mi ne dönmüştü? Öyle hatırlıyorum. Bunu yazdık. Bebet yazdık. Bobet. Evet. Boğaziçi Elektrik.
çizmişiz günlük grafiğini, atmışız zaten. Bakalım bir dönelim öğrenelim bir şey var mı? Evet, günlükte ufak bir satış görünüyor da. Hani destek noktası versem ben burayı veririm. Kırmış mı? Kırmış. Geçtim. Günlükte bir destek noktası verecek olsam, hani ilk çıkışın dönüşünü yaptığı yer şu bant olarak hesapta, yine kırmışsın. Ben yukarıda 5.20'leri geçerse ilk hedefim neresi dersen 5.39 bandı derim. Evet, güzel çıkış yaptı. Şu an dönüşte gibi. Bir saniye bir dur. Dolar bazlısı elimizde yok. Şöyle grafiği biraz küçülteceğiz mecburen. Dolar bazlısı elimde yok. Yani üst destek neresi desen kırdığı bölge burası. Şuradaki bölmeyi kırarsa yukarı doğru atar ama aşağı doğru nasıl dersen, benim için simetrik üçgeni aşağı doğru dağıttı mı? Evet. Aşağıda biraz toplaması varmış. Şu an dönüşte değil. 1.5 P'deyken fiyatı ucuzdu. Çok ahımşahım bir hisse mi? Biraz piyasaya göre. Karlılık düşük ama ilk halka arzı pahalı değildi. Ayteş hoş geldin. Bengü. Bugün geldi hocam. Ben de Bengü okuyorum. Aklım nereye gittiyse Çağdaş. Ali iyi akşamlar. Cengiz iyi akşamlar. İbrahim Keskin sana da iyi akşamlar, iyi akşamlar. Yukarıda soru var mıydı? Bir tane soru kalmış. Venüs. Neydi o? Doğas. Doğuş otomatik. Bakalım neymiş. Araba satışları çok kötü. Haberiniz olsun. Belki bir ÖTV indirimi falan diyorduk. Doğas. Öz kaynaklar düştü. Borcu arttı. Sadece dönem varlıklar karşılıyor. Çok borcu var. Satışlar 2 kat arttı. Karlılık neredeyse 3 kat arttı. Ama yine de %10'un altında karlılığı var. Bilgin olsun. Evet, satış ve karlılığı arttırdı. Çok kar ediyor mu? Çok kar eden bir firma değil. Aşağı indirip güzel uçurdular. Sermaye arttırımı güzel. 220'den yaklaşık 8 kat sermaye arttırımı var. %14 halka arz. Dışarıda 901 milyarlık malı var. 950'lik hisse 26 liraya alır mıyım? Doğası bence uzun vadeli tutulabilecek hisse mi? Ya ben genelde biraz daha hafif tahtaları tercih ediyorum. Doğası baktığım zaman 57 satış, 33 alış. O önemli değil. Evet, gün içi QNB Finansbank sağlam gömmüş. Araba satışları geçen yıl aynı dönemine göre 75 binden 45 binlere kadar indi. Evet, Doçe. Garanti alıyor 149, Doçe 60, 216. Doçe 60, 880. Evet, satış var mı? Var bebeğim. Bebeğim derken yanlış anladım. Herkese aynısını kullanıyorum. Şimdi durum başka bir yere gitmesin. Pardon, Doğas. Yanlış baktık. Doğuş otomatik pandemi de çok kötü yapıştırdı bu. Evet. Ekim 2020, Temmuz, pandemi. Evet. Pandemide 13 liralık kağıdı 5 liraya indirdi. Yani hakikaten milleti öldürdü mü? Öldürdü. Dolar bazlı bakarım. Sadece TL bazlı da görmek için baktım. TL bazlı stopu nerede? Mart ayında. 5 ay önce stopunu çekmiş ise, hani günlükte bir hareket olur mu? Şunları bir silelim. Hisse düşeni kırmış benim gördüğüm. Şöyle bir düşen trendi yukarı doğru kırmışsın. Hayırlara vesile olsun. Şimdi ben şu arkadaşı biraz büyüteyim. Eğer bir stop yapacak olsam desteğini çekmek amaçlı. Yani aşağıda benim için destek noktası 24.12. Altına kırarsa stop olur muyum? Evet. Yani ilk stop yeri neredeydi dersen 20.50'yi kırdığı nokta burası. 31'de stop olmuş. En son 21'e kadar indirmişler. Şurada bir ikili tepe yaptırmış. Tekrar aşağı dönmüş. 4 saatlik grafik. Evet, günlük grafikte de aşağı dönüş var. Güç çizgisini kırmadığı sürece sorun yok.
Günlük stop yapacaksan 25, son kaçış neresi? 24 bandının altı. Nadire hoş geldin tekrar. Haftalıkta pozitifliği var mı? Grafiğe istersen biraz genişletip bakalım. Pozitifliği var mı diye. Ya çok büyük bir pozitifliği yok. Yalnız düşenle aynı uyumda mı? Değil. Biraz pozitifliği var. Yani buraları kırarsa 24'lerin altında ben stopumu yaparım. TL bazlı işlem yapar mıyım? Büyük ihtimal ben TL bazlı tercih etmezdim. Ben genelde dolar bazlı işlem yapıyorum. Bak kırdığı yere. MACD kırılış, Fisher kırılış, 20 günlük ortalama kırılış. 4 lirada kırmış, 2.50'ye kadar indirmiş. Kötü hisse demem ama ortalamaları kırman lazım. Bence dolar bazlı bak. Yukarıda 3.10, 3.16, 3.22, en son 3.22'yi kırarsan 4.80 bandına geri gelirsin. Bak burada uyumsuzluk daha net. Daha net uyumsuzluğu var. Grafiği pozitifmiş. Kırarsa kaçarsın 2.90 bandını. Yukarıda söylediğim gibi bu 3.22 bandı tüm ortalamaların birleştiği yer. Kırarsa gideceksin. Datlı datlı şeyler olur. Kırmazsan bekleyeceksin. Yani yapacak bir şey yok. Düşeni kırmış gidersen buyur. Kırdığı yer bir destek. 2, 3, 4 kırdı. Geri döndü. Kendine bir hat yaptı. Dediğim gibi 3.20 bantları kırılırsa doğaz. Ama araba satışları düştü mü? Düştü. Hocam AKSG'ye geçen bir hafta toplamasına bakar mısınız? Baktım zaten daha yeni. Dün akşam grafiğini de attım. AKSG'ye de ne var? Valla ben kendi hisseme bakmıyorum. AKSG'ye toplama al ve bekle. Ben unuttum, sen de unut. Toplamasına bakalım. Gün içinde bir şey yok. AKSG'ye şeker merili satıyor. Bir haftaya bakıyorum. Sen gün içine mi baktın, gün sonuna mı? Gün içinde iyi değil. Toplaması 290 alış, 450 satış var. Ana tahtacı topluyor mu inşaat? Topluyor. Bu tahtayı yerde bırakmazlar. Pardon. Evet doğru. Haftalıkta gedik topluyormuş. Doğru diyorsun ama çok büyük bir toplaması yok. Bu bir sallamadan gitmez. Batuhan, sallamadan götüremezsin bu tahtanın. Destek stopları zaten belli. Son dönemde tahtaya babalar geldi mi? Geldi. Onlardan biri lazım bize. Bugün gerçi endeks güzeldi. Bu da arkadaş TL bazlı değil. Grafiğini her fırsatta gösteriyorum. Aha size grafik, alçalan simetrik üçgen şu an dipte duruyor. Bu fırsat her zaman ayağa gelmez. Ya hocam bir aydır bekliyorum. Bekle ne olacak, ölmezsin. Sana demiyorum ama Batuhan. Üst hedef neresi? En az 37 lira falan çıkar mı? 37'ye çıkarsa %80'e yakın kar bırakır. Şu an pozitifliğini aldı. Uyumsuzluğunu yaptı. Yukarı doğru. Bu yani şey tahta değil arkadaşlar. Ya sabah aldım akşam gitsin. Bunun alt noktadan üst noktaya çıkması 250 gün, 8 ay sürüyor. Bilginiz olsun, öyle alayım akşama gitsin yok. Ya da atıyorum en tepe noktadan en dip noktaya düşmesi 50 gün sürüyor. Böyle günlük hareketlerle bakmayın bu hisseye. Hocam benim Matrix ekranın senden farklı görünüyor. Ne görünüyor? Tekrar bakalım. İndirmediğimiz bir şey oldu mu? Bakalım bebeğim senden farklı ne gösteriyor? Oraya tekrar döneriz. Yüklemesini bitirsin. Eyvallah. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bakmadığımız kaldı mı? Dün Ali ısrarla işmen soruyordu ama 80 tane yazıp birine baktıysam ötekilerin hiçbirine bakmıyorum. Standart hareket. Bakalım işmende ne var? Temel analizinin güçlü olduğunu biliyorum. Kar yaptığını biliyorum.
Yüklemesini yapsın bakayım Batuhan. Belki bende bir hata vardır. Bakayım yüklüyor mu hala? Hala yüklüyor. Evet. Temel analizinin sağlam olduğunu biliyorum. Bu tabii iş yatırımla alakalı. Karlılık 600'den 500'e düştü ama hala karlı mı? Karlı. Finansal borçları biraz fazla, kabul ediyorum. Yalnız dönem varlıkları 7 milyar. Dönem varlıklar biraz düşmüş. Karlılık 350-340 milyondan geçen 2020 geçen yıl 6 ayda 340'tan 636'ya çıkarmış. Yaklaşık 2 kat diyebilirim. Kötü bir tahta mı? Bence değil. Bu tahtanın özelliği bizim ARDZ gibi. İyi bilanço açıkladığı gün yapıştırmıştı. Hatta temettü verdiği gün de çakmıştı. Bakalım. İsmen olmadı. Programdan kaynaklı herhalde. Bir bakalım. Belki de ben yüklemelerde bir sıkıntı olmuştur. İşmen 2.26 PL adam 300 milyon sermayeyi 7 katına çıkarmış. %29 halka arz. 2.26'lık hisse 6 liralık hisseyi 14 liraya alır mıyım? Bence alınır. Kötü bir hisse değil. Kademelerde bir sığlık var. 48 bin alım, 59 bin satım. Satım biraz fazlaymış. Hoş geldin Nadire Batuhan. Programdan kaynaklı. Biraz sonra görürüz. Evet, İşmen'de alım var mı? Ak Yatırım'ın alımını görüyorum şu an için. Ak Yatırım 154 almış. Karşıda vakıf gün içi 62 satışı var. Hareketi var mı görelim. Yüklemeden dolayı biraz ağırlaştı mı? Bir miktar ağırlaştı. Son gün işlemine bakıyorum. ...189 alım, 245 satım. Cuma pazartesi aralığında alım yok. Tekrar bakalım. Hafta başında BC Pantars almış. İlginç. Aşağıda İşyat, Yapı Kredi, Ak Yatırım, HSBC. Gözüme çarpan HSBC oldu. BC Pantars 1.300 almış. Evet, adam doğru söylüyormuş. Toplaması var mı? BC Pantars, HSBC'nin de toplaması var. Evet, bir toplaması var. Ali Yaşar, sordun, sordun, sordun ve sonunda gördük. Bakalım toplamaları 60 mı? Citibank %27, 12 desek %39. Bana iki tahtacı topluyor mu? Topluyor. Şimdi anlarız derdini. Emeklilik fonlarında büyük bir satış var. Citibank hala toplamada. Biraz daha geriye gelelim. Oradaki arkadaş duruyor mu? Doçe'de satış var. Yatırım fonları satışta. Citibank hala yukarıda. Şimdi aylık grafiğine bir bakalım. Hakikaten şu BC Pantars'ı merak ettim. Kimin adına bir şey yapıyor? Acaba Citi'nin adına mı? Ya da aldığı malı elinde tuttu mu? BC Pantars yatırım fonları satış fazla. Şeyi söylüyorsan geçmişten yana gün sonu satışı fazla. Ama son bir haftada ya da 15 günde alımı fazla mı desen? Evet, alım fazla. Hangi salak basıyor orada kornaya? Bakalım indirse şu şeyine tekrar bakacağım. Neydi? İşmen. 75 binde hala duruyor. Bakıyorum. Eğer açarsa bakacağız. 73 bin. Biraz ağır işliyor orası. Orası yüklensin öyle bakalım. Benim Matrix ekranında idealden farklı. Valla idealin kullanımı kolay. Matrix daha mı iyi? İyi ama data konusunda veriyor mu? Matrix hiçbir şey vermiyor. Her şeyi kendine saklıyor. Evet, bir hisse daha seçelim bakalım. Videonun altında yorumlar kısmına baktık. Neymiş? Vakıf Finans, ServeG'ye Akyo. Üçünden birine baktıysam hiçbirine bakmam. Standart hareket. Evet. Darılmaca, gücenmece yok. Reysas. Toplaması vardı. Bir gün biri topluyor, bir gün biri topluyor. Evet, sorunuz varsa arkadaşlar siz de yazın ki yayın gelmeden bakalım.
Şu an o taraf durdu çünkü. Bakalım bakalım, hala yüklüyor, hala yüklüyor. Ben bakmış mıyım diye kontrol edeceğim. Races. Bakılmamış. O arkadaşlarım bir gün topluyordu ve grafikte pozitiflik vardı. En son RYGYO'ya baktığımda çok büyük bir toplama gördüm. Onu da söyleyeyim, bayağı bir toplaması vardı. Hatta ondan sonra bir çıkış yaptı, tekrar şey yaptılar. Bir gün biri çıkıyor, bir gün biri çıkıyor. Reysas. Reysas'ın borcu çok mu? Çok. 400 milyon öz kaynağı var, 1.2 milyar borcu var. Sadece duranlar karşılıyor. Bence RYGYO bundan daha iyiydi. Satışlar arttı mı? Arttı. Yani 19 milyon zarardan 8 milyon zarara düşmüş. Aşağısı artı yazacak mı? Ya büyük ihtimal yazacak ama hala zararda. Borcu çok mu? Borcu çok fazla. Bu arkadaşı çok istiyorsan gideceğim Para abiye. O bizim Hintli abimiz var ya. 125. Kanı gibi gidiyorsun. Evet, 109. Neyse, ben buradan bakayım. Ali. Comfort. Bakalım Ali. Reysas. 2.66p'de sermaye arttırımı var, 250'den 400'e. Ben bunu RYGY olsun daha çok beğeniyorum. Karlılık dediğim gibi yok. 1.62 hisseyi 4.32'ye veriyorlar. 150 alım, 170 satım. Kademede satış fazla mı dersen? Evet. Merrill Lynch yapıştırmış. Evet, geçen hafta Merrill, Gedik, HSBC alımı var mıydı? Çok güzel alımı var mıydı? 2.5 milyon alım yapmışlar. Haberin olsun. Eğer son gününe değerlendireceksen, şuraya bakalım. Son gün hareketi nedir? 2.5 alım yok. Kardeşim, toplaması var mı? Var. Var ama günlükten bahsetmiyorum. Evet, gün içi 246 satış, halk satmış. Yani tahta kimde dersen, Doçen'in elinde. Geçmiş toplaması, evet, City çok büyük mal topladı. Bence günlük satışlara pek aldanma. City'de 2 milyon toplama var. Zaten ana tahtacı da Doçe. Hani bir kardeşlik yapabilirler sana orada. Haberin olsun. Reysas. Ben GYO'yu daha çok sevdim. Aynı toplama orada da var. Evet. Her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Dükkanı kapatıyorum. Alt destek noktası ne istersen, alt destek noktası burası. İndirebilir mi? Tabii ki. Düşer ne desen, adam 7 liraya kaldırdı. Kaç liradan kaldırdıysa, örnek vereyim, 39 kuruştan. Şu an pozitifliği var. Senin 4.58 bandını kırman lazım mı? Evet. Ben ortalamanın altına düştüm mü kaçar mıyım? Her zaman 4.07 ortalaması var. Yukarıda bir destek ararsan, şöyle bakarsan, hiç uzatmaları saymıyorum. Bebiş, buradaki noktayı kır, 4.40'ları, 4.58'i kır, canım ye, 5.71'e git. Günlüğüne tekrar bir bakıyorum, düşeni var mı diye. Hani günlükteki hareketi benim için nedir? Şu nokta. Günlük hareketi burası. Şurada 50 günlük ortalama var. 4.14'ü kırarsa ben yokum. TL mi dolar bazlı mı desen, o kadar yabancısı var ki, toplayan da yabancı. 1 dip, 2 dip, 3 dip yaptı. Dip bölgesinden kalktı. Burada bir simetrik üçgen var. Kendi içinde yukarı kırdı mı desen. Evet. Simetrik üçgeni yukarı doğru kırmış. Benim stop yerim neresidir? Günlükte 49 bandı. Eğer uzun vadeciysen, şu 20 günlük ortalama 50'nin üzerinde tutunursa ilk hedef 57. Aşağıda ben 49 bandını, yani 50 günlük ortalamayı kırdım mı satar mıyım? Satarım. Toplaması var mı? Var. Bunun kardeşinin de toplaması var. Hocam, benim Matrix yanlış diyorsun. Şuna bir daha bakayım. Burayla aşkımız sona erdi. AXG'ye bir daha bakıyorum. Belki güncellemesi şeydir. AXG'ye
A1 Kapital satıyor. Az önce baktım. Haftalık mı diyorsun? Merrill Lynch'te alım var. Günlük. Ama son günü eklersen, özellikle 9'unu eklersen alım var. Buraya ekledim mi? Merrill Lynch kayıplara karışıyor. Evet, geçmişte bir alım var mı? Var kardeşim. Hatta biraz geriye gidelim. Hangi gün olduğunu da söyleyeyim sana. Değil. Pardon, ben yanlış yaptım. Hangi gün olduğunu da söyleyeyim. Merrill Lynch 1 milyon. Merrill Lynch 800. Evet, geçen hafta başından beri toplaması var Merrill'in. Citibank burada. Evet, toplaması var. Belki datadan bir sıkıntıdır ya da güncellememişimdir. Evet, Citi'nin alımı var. Doçe de burada. Zaten %23-24'ü bunlara ait. Doğru diyorsun. Toplaması var. Yakalandık bak. Rezil olduk. Evet. Sıradaki gelsin. Hocam benim Matrix tamam baktım. Sizden kaynaklı kastetmiyorum. Yok, bazen güncellemeyi ben de unutuyorum. Sıkıntı olmuyor. Konfort. Konfort. %175 öz kaynak. Borcunu bir miktar ödemiş. Dönem varlıkları sağlam. Karlılık düşmüş. Satış biraz artmış ama karlılık düşmüş. Borcu var mı? Bir miktar. Ağam şağam bir şirket mi diye soruyorsun. Bakalım. 33 alım 160 şey 33 milyon sermaye 160'a çıkarmış. 520, 100 milyon, 120 milyonluk bir tahta diyelim. 343B'de 5 yıllık hisseyi 17 liraya veriyorlar. 66 alım, 3000 satım. Kademede bu kadar alım var, hiç satım yok. Niye? Yukarı kaldırıp indirdiler mi tahtayı? Ne oldu? Bir bakalım. Evet, info 57 alıyor. City 89 satıyor. Aşağıda global A1 filan da var. Bir bakalım, bir toplama görürsek. Ne ala. Toplama görmedim. Bir miktar infoda toplama var. Hala bir şey görüyor muyum? Şimdi anlarız. Evet, Citibank tahtanın 100.43 üne sahip. 40 bin almış, 27 satış. Güzel. Citibank 47 alış, 45 satış. Evet, son gün küçük bir alımı var. Son işlemde. Gerçi tüm tahtaları aldılar. Comfort iyi bir tahta mı? Yani çok bir, yani daha iyi gıda şirketleri var da onu çok ağırlar. Onlar da bir yere gitmiyor. Hani kimi beğenir dersen uzun vadeli. Bimas'ı beğenirim, o da kanser etti mi? Etti kardeşim. Yani hepinizi kanser etti. Bir kırmaya niyetlenmiş, kıramamış. Arkadaşa bir bakalım. Arkadaş, şuradan bir destek versem sana ne olur? Simetrik üçgen var mı? Var. Üst banda kırmış mı? Kırmış. Güçlü bir dojisi var mı? Grafiği büyüteyim. Evet, güçlü bir dojisi var. Aşağıdan alım gelmiş. Valla aşağıda 16.80, en son kaçış 16.17 veya 15.80 olur. Yani hareketli ortalama kırılırsa kaçarım ama en son kesinlikle 15.80 bandına koyarım. Bir bakalım, bu kadar hedef olur mu demeyin. Günlükte kaçış 16.70'te. Bir kere kırmış, lappadan geri yapıştırmış hisseyi. Şu an pek sorunlu durmuyor ama biraz sanki pahalı gibi. TL mi, dolar bazlı mı? Siz söyleyin, ben yapayım. Adam 2011-2021 Tobo yapmış, çatır diye aşağı indirmiş mi? Şöyle çizeyim. Alın size Tobosu. Stopunu da vermiş mi? Vermiş. Gayet güzel. Demiş ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 2.50'de stop olmazsan ben seni 1.60'lara indiririm. İndirmiş de. Bakalım ne var. Buradaki hareket biraz daha keskin görünüyor. Genelde dolar bazlı yapmamızın sebebi, her zaman diyorum bu,
Abi bugün eczacı yatırımda da aynı vardı. Biraz sonra biri sorarsa ya da baktık zaten gerek yok. 2.02 bandını kırar tutunursa önünde 2.10 var. Şu iğne ucu görüyor musun? Tutunursa devam. Nereye kadar? 2.50'ye kadar. Ama kırarsa stop olurum. Çünkü alt destek 1.80'e kadar iniyor. Bakalım ne var? Düşeni kırmış mı? Şöyle baktığın zaman evet düşey yatay olarak şu bölgede kırılım yapmış, yukarı atıp tekrar çakmış. Güzel bir hareket değil. Aynı bugün Merrill'in bize yaptığı gibi. 1.79 bandında stop yaparım. Günlükte de 2.04 bandım var. Çok mu iyi dersen? Ya bu aralar aldığım tahtaları zaten görselini atıyorum. Ekran görüntüsünü de atıyorum. Biraz daha sağlam tahtalar arıyorum açıkçası. Evet Batuhan, belli ki soru sorasın var. Neymiş? Aksu'ya kırdı geçti. Nereyi kırdı geçti? İlk önce ben bir temeline bakayım da. Aksu'ya kırdı geçti. Aksu'ya 7 milyonluk satış yapıyor. 3 milyon zarardan 4 milyar zarara çıkmış. 27 milyon öz kaynağı var. 39 borcu var. Finansal borcu 51. Duran varlıkları karşılıyor. Dönen hiçbir şeyi karşılamıyor. Temel bence berbat. En azından benim için borcu buraya artı yapmış. Bakıyorum. E, satış 7 milyon 100'den 7.900'e çıktı diye artı yapmış. Yani karlılık 3.4'ten zarardan 4.3'e çıkmış. Neresi artı bilemedim. Aksu'ya. Eyvallah Ali. Vallahi bebeğim yani sorduğun hisseye girer misin Batuhan? 33 milyon sermayesi varmış, 27'ye düşmüş. 33 milyon sermayeyi 27'ye indirmiş. Piyasa değeri 12 katı. %81 halka arz. Yani halka verecek bir şey de kalmamış. Vere vere son bir şey var. 80 kuruşluk hisseye 10 lira. Yani 8 liralık hisseye 100 lira ödüyorsun. Tek kuruş kar etmiyor. Belki şeyinden dolayı bir dönüş vardır. 5.000 alım, 37.000 satım. Ya merak ettim, şuna bir bakacağım. Yok, kimseyi de bir yerde yakalamamış. Gayet namuslu şekilde gitmiş. Bakıyorum, gün içi alım, işyat yapıştırmış, geç. Son gün. A1 Kapital'de biraz alım var. Karşıda iş yatırımla Merrill satıyor. A1 Kapital alıma geçti. Bakalım. Çok az bir miktar toplaması var da bunu gün içinden göremeyeceğiz. Tekrar bakacağım. Ziraat 1.50. Ana tahtacılar ne yapıyor? 1, 2, 3, 4. İlk 5 tahtanın 4'ü yapıştırıyor. Kemiksiz. Tacirler de dahil. Küçük bir toplaması var mı? Ziraat. Ünlü City. Evet hafta başında bir toplama olmuş. Ama karşı tarafta da satış var. Bu arada bir tane arkadaş tahtadan çıkıyor, haberiniz olsun. 790 bin lotun 790'ını çıkmış. Elinde etçük bir şey lot kalmış. Bir oyuncuyu çıkarmışlar. Valla çok büyük toplama görmedim. Temel desen haftalıkta biraz toplama var. Belki grafikten bir hareketi yaparsa yapar. Yalnız temel nasıl desen çok kötü. Aksu'ya uçuyor. Güzel uçuşlar. Vallahi 7.35, 7.90, 7.51 hepsini koymuşuz, kırmış. Aksu'ya TL mi, dolar bazlı mı? Bir bakalım uyumsuzluk. Evet. Şurada pozitifliği verdiği bant burası. Çok güzel kırmış. Aksu'ya. Hatta 84'lerden beri bakmamışız buna. Yani 1.14 kırılırsa kardeşim kaçarım. Yukarıda 1.23, 1.44 bandı da seni bekliyor. Dolar bazlı grafikte. Uyumsuzluğu var mı? Bir saniye. Dikkat et. Yani şöyle dikkat ettiğim sana. Tahtayı görüyorsun değil mi? Hop yukarı gidiyorum. Tahta diyor ki grafik döndüğü an gömçürürüm. Hem de diyor sağlam gömçürürüm. Ben diyor zaten kar etmiyorum. Bir şey yapmıyorum. Sen tahtaya atlıyorsun. Vallahi karışmam diyor. TL bazında da aynı karışmam diye iş var mı? Bir bak. Grafik döndüm mü dikkatli olun arkadaşlar. Aynen gidiş iz düşüm olarak baktığınız zaman
Hop. Evet, şuradan almış. İz düşüm olarak baktığın zaman tahta gidiyor. Grafik döndüğü an yapıştırırlar. Bunu sakın unutma. İşte her şeyi sil, burada ne yaparsın? Akıl vermek gibi olmasın. Akıllı bir adam burada ne yapar? Atar fibosunu. Akıllıca. Uyumsuzluğu var mı? Var. Fibonacci stop yeri nerede? 8.30. Ana hedef nerede? 11.18. Değer geri dönerse stopumu çakarım. Bak, günlük stop yeri daha 8'de kalmış. Tahta 10.40'da. 10.40'larda. Gidiyor mu? Gidiyor. Satış var ama ben karlılık görmüyorum. Batuhan, dikkatli ol. Tahta elindeyse acımıyorlar, biliyorsun bu aralar. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ya şu videoları arkadaşlar izleyin. Özellikle yönetim grubu. Yani sizden rica ediyorum. Video size çekildi. Bugün arkadaş sormuş. Hocam yönetimdeyim ama bu videoyu ben görmedim. Yallah, videoyu sen görmedin. Nerede? Abi çoğunuz yoksunuz burada. Bakayım. Ağustos. Listeler, evet, yönetim. İzlememişsiniz. Bunun iki kere kademe kırdığını yazdım. Hatta sonuna dedim ki ballı kaymak sonunda ek var dedim. Özellikle yazdım. Eki olan kısmı da bu. Dedim ki ya bu o gen ilaçın 1 milyon adet enjektör üretildi. Dedim ki adam enjektörleri üretiyor. Haber. Grafik kırılımını iki kere yazdım. Hocam bize haber vermediniz. Bunu yazdıktan sonra da genel yayını açtım zaten. Yani kendime saklamıyorum. O kadar adam var, kimse izlemiyor. Sonra da genel yayına yazdım. Orada da çok izlenmedi. Dedim ki bak genel bu arkadaş gidecek. O hacimle burada bırakmazlar. VPTZ gibi. Adamın röportajını da montajladık. Ama kimse almamış. Ben karışmam. %20. Bana demeyin ki sonra tahta gitmedi. Ya gitti, haberimiz olmadı. Ben kademeyi kırdığı yeri bile yazdım. Bu arada ben kimseye link yollamadım. Yolladım mı? Yollamadım. Hayırlı uğurlu olsun. Linkleri de yollamamışız. Buradan bir yollayalım. Son katılan arkadaşlar varsa en azından yayını görsünler. Eyvallah Batuhan. O videoları izleyin arkadaşlar. Kötü hisseler yok. Yani bu sabah moda sohbete mi, yönetime mi buraya attım. Ya bu listeleri açık yaptım. Zaten vardı. Listeler değişeceği için. Bakalım. Enerjisan zaten var. Sanko zaten var. Yani tavan atmasının bir önemi yok hissen. Ya hocam tavan attı. E atsın. Yani bunu zaten biliyorsunuz. Tavan attı diye 30 liralık hisseyi 33 lirada satan arkadaşlar oldu. Hisse gitti 150 liraya. Bak, Sanko da aynı hareketi yapabilir. Yani çoğunuz sattınız, bence gerek yoktu. Beğeni sayımız 21 tane dislike var. Günün dislike rekoru. Kapalı yayın gidelim o zaman. 21 tane dislike varsa ben listeyi herkese açayım, yapayım. Bence dislike bu kadar fazlaysa kapalı yayın daha iyi olacak. Ne oldu? Bir yerde organize mi oldunuz? Evet, şuraya da atalım. Görmeyen için. Gen ilaç. Ah, sayenizde aldık. İyi, birkaç kişi videoyu izlemiş Allah'tan. Hani oraya bir sürpriz yumurta attım VBTZ gibi. İzleyen izler. Beğenmiyorlar hocam. Ha, bizimkilerdir kesin onlar. Beğenmiyorlar. Açmıyorum, boş ver. Beklesinler. Evet. Kendime beğeni attım. Sizi beğenmiyorlar. Beğenmesinler. Buçim. Kemal Geyikli. 10 numara bayılırım. Buçime. 10 numara hissedir. Bir de kötü çıkıyor mu? Bakalım. 130 milyon para vardı kasada. 425 milyona çıkardı. 68 finansal borcu var. Bu ne demek? Borcu yok. Öz kaynaklar 600'den 1 milyara çıktı. %30 arttırdı. Bir yılda
dönen varlıklar, duran varlıklar her şey arttı. Satış 250'den 400'e, eskiden 250'de %1 bile kazanamazken şimdi 400 milyonda %15 kazanıyor. Her şey güzel. Beğeniyorum. Diyorsun ki hocam niye gitmiyor? Ne yapayım, ben mi götürüyorum? Bu Çin taş gibi hissedir bu arada. Gidiyor mu gitmiyor. 500 milyon sermaye 1 milyara çıkarmış. %32 halka arz. Ya adamın halka arzı da az. Borcu da yok. PD 1.60. 2 liralık hisse 3.38'e veriyor. 600 alım 500 satım. Alım satım. Bir şey görmüyorum. Şunun bir kademesini göreyim. Seviyorum çünkü bunu. Aramızda bir ilişki var. Çok kademe açmamış. 4.41 altında mı kapatmış? Evet. Çok sevdiğim bir hisse Global, Info, ICB, Tacirler. Herkes burada. QNB satıyor. Çok büyük hareketleri yok. Bir daha bakayım. Oyak. 145 satış, 162 alım. Biraz daha geriye gidelim. Yani şu hissenin toplanması lazım. Merrill Lynch yapıştırıyor. Yani Bantaş'ın falan toplanması lazım. Global alım var mı? Geçmişe dönük bir alım var. Tekrar bir bakalım. Hakikaten Ak Yatırım kendi hissesini alıyor. Üçüncü tahta alıyor. Dört alıyor. Beş alıyor. Altı alıyor. İlk altı tahtanın beşinde alım var. Tahta kalkıyor mu? Hayır. Doçesit'i satıyor. Ya adamın elinde ne mal var? Doçesit'i birinin elinde. Bakıyorum. City 3 milyon malın 100'ünü satmış. 8 milyon malın 91'ini satmış. Yani 370 milyon malın zaten 128 milyonun elinde. Adamın elinde 0.80-0.12 mal var. Mal yok. Toplama var mı? Osmanlı'da biraz toplama var. Ya şu tahtanın toplanmaması, soran arkadaşı da söyleyeyim. Hakikaten yazık. Hakikaten yazık. Çok güzel bir tahta. Listemde var mı? Var abi. Ama gidiyor mu? Ya gitmiyor. Yapacağım hiçbir şey yok. İşte Nuh Çimento biraz hareket etti. Bunda hareketi göremedik. 10 numaradır. Hatta bunu yazdım düştü. Arkadaşlar da isyan etti. Onu da söyleyeyim. Düşmesinin bir önemi yok. Yani verileri de gösteriyorum. Beton gibi tahta. O ara çok büyük satan da yoktu. Ha, stop kırdı mı? Kırdı. Şubat ayından beri stopta yaklaşık 6 aydır. Dediğim gibi kötü bir tahta mı? Değil. Ortalamaların altında. En son stop Mart ayı, işte Şubat ayında yaptı. Yukarıda ortalamaya takılmışsın. Şimdi düşenine bakacağım arkadaşlar. Bu 3.48 bantlarını, 3.48, 3.59 bantlarını yarayacaksın ki ya sen bir rahat edesin. En azından ben rahat edeyim. Dibin başladığı yeri buraya da atabilirsin. Buraya da atabilirsin. En dip noktası zaten burası. Alt banda kadar gelmiş. Yani vedalaşacaksan 3.24 bandının altı bence veda yeridir. Buradan alanlar için yukarıda hedef ne dedik? 48, 61, 79 kırarsan yukarıda 4.58'e sert bir gidiş yapar diye düşünüyorum. Şurada yukarı iğne bir uç bırakmış. İğne ucu bıraktığı yere at. Buraya koy. Hangi formasyon olduğuna bak. Ben hiçbir şey demeyeyim. Alçalan simetrik üçgenini yapmış. Üst bandı kırarsa sert gider. Evet, günlükte dönüş var. Bu altta 3.25 bantlarına dikkat et. Çünkü tepkime yeri genelde orası. Dolar bazlı grafiğine bakalım. Yılların düşüşü var mı? Var. Yılların düşüşü. İğne uçlardan alsam bile üst banda kadar indirmişler. Sağlam hisse midir? Az önce dediğim gibi taş gibi hissedir. Düşeni burada kırdı. Yalandan bekletti. Yukarı döndü. Bakıyorum aylık grafik. Şimdi günlüğüne bakalım. Kim sorduysa alt band desteğine kadar gelmiş. Hadi hayırlı olsun. Bu arkadaşa bir dönüş grafiği atalım. Uyumsuzluğu görüyorsan alt bandın düşüşüne bak. Fisher'ın uyumsuzluğuna bak. Taş gibi hisse gitmemesi üzücü. Hakikaten üzücü. Hedef neresi? Yani yukarıda 39 bandını kırdığın anda ben 43-46 bandını hedef yaparım. Alt stop noktası da 37. Gider geri dönerse alır mıyım? Yani hakikaten almamak kayıp oluyor.
Bugün öteki hisseler çıkarken şunun hareket etmemesi çok sinir bozucuydu. Alt bant desteğe bakarsan bir düşeni kırdı mı? Evet, düşeni yataya almış. Günlük de düşüşü var. 20 günlük ortalamaya değdirip getirmişler. Eğer günlük bakacaksan 39-41 bandlı güzel tahtamı bence satılmaz. Gen ilaç. Gen ilaç için de dün yayında söyledim. Cemal kulağına küpek olsun. Ne dedik? Aynı teknoloji hisseleri gibi öteki hisseyi kaldırılabilir. Hangi hisse olduğunu sen biliyorsun. En sevdiğin hisse. Göksel hoş geldin. Karabacak Zeytinleri hoş geldin. Tabii beğenmezler. Nail neyse onu söylüyor. Zorlama gidiyor. Merhaba hocam, parsan rica etsem bakalım. 24 dislike niye? Gruptan geliyor. Evet, gruptan geliyor arkadaşlar. Toplu bir hareket var. Birileri organize olmuş. Hisse alırken organize olmazlar. Veya sat dediğimiz yerden satıp bir şey yapmazlar. Ama orada organize oluyorlar. Parsan nasıl? Şurada bir eksiden artıya gidiş var. Kendini biraz düzeltti ama borcu var mı? Var. 1 milyar öz kaynak, 1.200 borcu var. Bir bedelli gelecek gibi. Satışlar güzel, arttı. Karlılık güzel, arttı. Bu tarafı biraz düzeltti ama borcu düzeltemedi. Bir kere listeye girmişliği var mıydı Parsa'nın? Vardı. Bilanço açıkladı mı bilmiyorum. 2.11P'de 70 milyon sermayeyi 1 milyara çıkarmış. Burası 10 numara. Yani 15 kat demeyeyim, 14 kat mı oluyor? O civarda bir sermaye arttırımı var. Orası güzel. 13 liralık hisse 28 liraya veriyorlar. 28 alım, 51 satım. Bakalım gün içi ne var? Philip Capital, Merrill Garanti Info. Allah Allah, ben mi yanlış görüyorum? Bir daha düzelteyim. Philip Capital, Merrill Global YFAS. Hafta başı Philip Capital, Merrill Info, tüm canavarlar burada. Evet, Parsan son haftada bir, kim sordu? Göksel Tüney. Evet, Parsan son haftada bir hareketi var. Şimdi bakalım, Türk İş, Alnus, satan City Doce. Ya City Doce satıyorsun, Allah'ını seversen, birinin elinde 23 bin lot var. Bir günde 50 bin satmış, elinde 23, biri bir günde 61 satmış, ellerinde lot yok. İki tane arkadaş bu tahtadan gidiyor. Ana tahtalarda satış var mı desen, bakıyorum ilk 7 tahtanın 6'sında satış yok. Azıcık bir geriye gidelim, merak ettim. Ak Yatırım satış, İşyat ana tahta toplama. Grafik dönüşü veriyorsa bakalım. Ecük bir toplaması var ama Ecük. Parsan. Eczacı Yatırım iki kez denedi. Evet, en son Meril yapıştırdı. Cemal izledim. O noktayı kırsaydı efsane bir hareket yapacaktı. Hatta Gürcan'a da söyledik bir iki lot al diye. Efsane hareket yapardı. Ya yapar, yine yapar. Hiç canını sıkma. Ben Eczacı Yatırım'la ilgili bir sorun yaşamam. Sen de yaşamazsın. Hiç merak etme. 5 Nisan'da stopu var. Taş gibi hissedir. Temel zaten. Bir bedelsiz haberi. Zaten bugün Ecilaç kar açıkladı ya, 200 küsür milyon. Yarın bunun hareketini belki sert görebiliriz. Bir yat önden hareket yaptı, onu sürükler mi dedim. Bugün %5'ten çevirdi. Akşam Merir yapıştırdı. Tahta yukarı çıkmasın diye bildiğin satış yapıştırdılar ya. 12 milyon liralık satışlar vardı. Burada 28-29 bandını kırman lazım Parsan'da. Bir dönüş var mı? Var. Mekti dönmüş mü? Hayır. Bir çizelim bakalım ne varmış. Ya şöyle bir düşeni kırma mı diyeyim. Bir hareketi var. Bekle bir saniye. Yabancı da sattı ya. Ben yabancı bakacağım. Hiç TL bazlı bakma Parsan'a. Parsan Mart ayından beri stopu koydu mu? Koydu. Oradakini biliyorsun. Evet. 3.38, 3.48 bantları var. Altta destek 3.14'te. Bekle bir düşeni kırdım, ona bakayım. Bunu çünkü dolar bazlı bakmıştık. En son listede öyle çıkmıştı. Valla düşeni kırdı mı? Bakarsan direnç 1, direnç 2, direnç 3. Kırdı 1, 2, 3.
Yani bu ne oluyor? En son bu 2.80'lere falan değerse 2.76'lara bence alınabilir. Üst bandı zorluyor. Yukarıda 3.54 bandını kırması lazım. Haftalıkta 3.38, 3.48 hareketli ortalamaları kırarsan 4 bandı. Orayı kırarsan 4.70, 5.58 bandı var. MACD daha dönmemiş. Güçlü bir hisse mi parsan? Sermaye arttırımı güçlü. Parsan çanak kulp yapar mı? İşte ana hedefi üst band. Fincan kulp formasyonu diyorsun. Çanak kulp. Buradan mı? İşte ana hedef 5.58. Gün gelir 5.58 ana hedefine ulaşırsa burası tobo olur. Ne yapıyoruz? 5.58'i kırar. Geri dönerse stop 5.58. Kırmaz devam ederse 8.10 hedefimiz var. Şu an hedefler neresi? Paris. Bu çimde baktım. Evet, bir sürü soru var maşallah. Matrix, Matrix, Matrix. Her soruya yetişebilir miyiz? Yetişemeyeceğiz tabii ki. Gürkan. Evet, her soruya yetişemem. Oradan bakabildiğim kadarına baktım. 1.18. Bakalım ne yapmışlar bizimkiler. Burada yok. Dislike'ları geri çekmişler. Organize işler. Sorunuz var mı arkadaşlar? Bir saat yaptım. 10-15 dakikada bu tarafa bakayım. Sorusu olan yazsın. Dediğim an açtım zaten. Çok sorunlu değildi. Bu hafta güzel hisseler vardı. Vallahi para kazan. Hatta ekran görüntüsünü de attım. Ne kadar kazanç olduğunu. Ya, sıkıntı yoktu. Ya, o cirolarla orada tutmazlardı onu. İşmen grafik bakılması. Aa, bak adam hatırlattı. Takip ediyorum. Valla bakmadım. Kafa nasıl gittiyse işmen grafik. Adamın al verdiği yer 2 lira daha sata dönmüş. 14 lira da daha sata dönmemiş. İşmen için ne diyebilirim? Açarım şu grafiği. Kitap gibi grafik var mı? Tepe, dip, tepe, dip. Üst bandı kırdı. İşmen. O kadar güçlü gitti ki aylık grafikte dönüş yapıyor neredeyse. Neyse. Haftalık grafikte pozitiflik var mı? Aşağı düşen grafiği görüyorsun. Bu işmeni iki kere yazayım. İşmen grafik olsun bu. Sonra karıştırırlar. Hocam bakmadan döner iş. Güzel takip etmişsin. Bakayım Ali Yaşar. Seni unutmayacağım Ali Yaşar. İşmen döneceğim demiş mi? Güçlü hisse mi? Evet. Grafik aşağı düşmüş mü? Stop yeri burada. Mart ayından beri stopta. Üst banda kadar atmış. Yani stop yapmak istersen 13.90. Kırması gereken bant 14.90. Düşenini atacağım. Az bekle. Bak adamın grafiğine bakmadık. Düşen burada. Alt kanal nerede? 1, 2, 3. Valla günlük grafikte ben ilk hedef 15. Alt destek nerede? 12.55. Haftalığına tekrar dönüyorum. Bu desteğe iğne uç yaparsa geri alınabilir. Yukarıda şu 20 günlük ortalamayı görüyor musun? 14.90'ı kırarsa kanalı da kırar. Hedef üst banda gelir. Düşenine bir bakayım ilk önce. Ey maşallah. Bununkini nereden alacağız? İşmen. Uyumsuzluk var. O kadar bekledik. Temeline bakmamışız. Neyse. Covid çıkışından itibaren bakalım. Evet. Alt band destek yine aynı yerlere geliyor. 12.60. 12.50 bandı. Şu an pozitifliği var. Dolar bazlısında bir görelim. Haftalığına bir bakalım. Evet, dolar bazlısında aynı hareket var mı? Dip tepe yaptırmışız ama aylık ortalamaya gelmiş. Bir saniye. Aylık ortalamaya gelmiş. Aylık grafik dönmüş. Vallahi tontiş kırmış mısın? Hiçbir şey kırmamışsın. Aylık grafikte 1.75. 80 bandını kırarsan benim hedefim neresi? En aşağı üst banda taşırım. 2.23'e kadar hedef koyarım. Aynı pozitiflik burada da var. Düşeni kırmış mı ona bakacağız. Vallahi kırmış gibi duruyor.
Ama günlük bakarsan burada 1.59 bandı altı stop var. Günlükte bir dönüş yapmış. Bekle bakalım hareketli ortalama nerede? İlk hedef 1.75 dedik. Bunun da dönüşüne bakayım. Aradan çıksın. Dolar bazlı grafikte de dönüşleri daha sert alabiliyorsun. Haberin olsun. Alt banda kadar indireyim mi? Gerek yok. Dönüşleri daha sert alıyorum dediğin nokta da şu. Hissenin yukarıya çıkışını görüyorsun da sertçe. Hisse yukarı giderken aşağıda uyumsuzluk varsa her zaman diyorum ki yapıştırırlar. Bak hiç yukarıya uyumlu bir gidiş yok. Şu an pozitifliği var mı? Aşağı düşen yukarıda da bu altta da bu sefer pozitif uyumsuzluk. Burası negatifse alt taraf pozitif. Vallahi haftalıkta stop yeri söylemeyeyim. Yani Mart ayından beri stopta benim hedefim 75-80 bandlarını kırmak olur. 75-90 bandı, 79 bandı diyeyim daha doğru olur. Çok kötü bir hisse değil. Bu açıklandığı gün çakmışlardı onu biliyorum. Hocam short açasım var Diopa. Endeks garan şişe. Cemal gözünü seveyim. Yani çok enstrüman kullanma. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? İşbende yaklaşık 2 aydır yabancı toplaması var. Kötü hisse değil. Ama yabancı isterse 6 ay sonra kaldırır. Link. Link ve garan. İkisine de bakacağım. Baktıysam geçiyorum. Link 1. Garan 2. Evet, ikisini de geçtim bir saniyede. Hocam baktıysan Silver. Sabah yayında söylüyordun. Bakmadım Silver'a. Silver'a bakmadım. O kadar yazdım. Bir şey gördün mü Silver'da? Bakayım son hareketi neymiş. Sen her eline aldığın tahtayı yazıyorsun zaten Hüseyin. Silver'da ne var? 55 borç, 55 öz kaynak, 29 borç. Çok borçlu. Öz kaynakları sağlam. Satış artmış mı? 2 kat. Karlılık eksiden artıya geçmiş. %1 bile kar etmiyor. Adamın net satışı 440. Brüt karı %9. Ana karı %0.8. 400 milyonda %0.8 kazanıyor. Silver. Yani bir şey diyeceğim. %0.8. Ha bakmadık mı? Bakmadık. Hadi bakalım. Sana mı bakmayacağız? O kadar konuştun 40 bin kere yazdın hisse eksi de ya. Hocam şöyle dönüyor böyle dönüyor. 4.39P'de sermaye arttırışı yok. 1.23'lük hisse 5.39'a veriyor. Beğenmedim. 270 alım 55 satım. Kademede bir miktar alım var gibi bir gün içini görelim. İşyat info diyorsun. Şimdi ben bir de ben diyorum. Bakalım işyat 500-400. Gün içi toplamalarında Merilde tahtaya girdiyse genelde o. Evet işyat toplama var. Bu hafta bir hareket olmuş mu? Olmuş. Ben gün sonuna bakarım. Evet Citibank. Alım var. Bunu da Citibank'ı da gün içi güvenme. Ne kadar alırsa alsın 10 saniyede satar. Bakıyorum 60 satım. Evet bir toplaması var. Ana tahtacılar ne durumda? %17, %11. Çok büyük satışlar görmedim şu an. Citibank 300 yok. Çok büyük bir toplama yok. Hala yok. Günlükte bir toplaması var. Başka da bir hareketi yok. O kadar yazdığına değmez. Hadi AXG'ye yazıyordun da. Silver. Silver'ın gidiş. Ya ilk önce gidişi bulacaksan düz gidişi ne yapacaksın? Covid. Özel bir yer. Covid'in dibi atarsın. Gidişi zaten buldun. Birinci kırılım, ikinci kırılım. Dönüş nerede bir bak. Adam Şubat ayında stop koymuş. Hadi burası diyeyim. 7 lirada stop yaptığı mal 4 liraya inmiş. Neyse burayı geçtim. Ayrıca ne görürüm ben burada? Hop. Az önce dedim ya dikkat edin diye. Şu çıkışı görüyorsun değil mi? Az önce hangisinde dedim? İşmende. Gerçi işmen bunun yanında tahta tabi. Bak grafiğe. Yukarı çıkışın aşağı çakılışı iyi olur.
Gençliğinize acımazlar. Güzel düşeni kırmış yalnız. Omuz baş omuz formasyonu bile görürsün. Yani her yerde formasyon gören tipler için görülebilir mi? Evet. Düşeni kırmış. 1-2 desteği yapmış. Direnci kırdı. Geri döndü. Artık burası destek. Günlükte evet bir miktar pozitifliği var. Al bunu kardeşim. Stop yapacağın yer neresi? En son 5 liranın altına düşerse yapıştırırım. Başka da bir şey yok. 5 aydır stopta olan bir hisseymiş. Hüseyin. Şunu gördüm diyorsun. Güneşi gördüm diyorsun. Gördüğün grafik buysa o biraz geçmiş. Onun yapıştırmasını yapmışlar. Grafik düz giderken pozitifliği vardı. Yukarı kıracakmış gibi yapıp kırmamış. Yukarıda 69'da stop varmış. İki hareketli ortalamanın birleştiği yer. Bir günlüğünü göreyim karışmasın. Vallahi Hüseyin kırarsa aha bu desteği kırdığı yerde ben yok. 57 bandı. Aşağı doğru düşüş nasıl? Aha burada. 57'yi kırarsa stop olurum. Yukarıda 69-70 bandını kırarsa devam ederim. Silver'da hiçbir şey yok bana göre. Ha, tavan atsa da bir şey yok. Eciraj defter değerini 0.01 gösteriyor. O kadar kar açıkladı ki daha düzeltmemişlerdir. Bir bakalım. Eciraj bende 0.76 gösteriyor. Sende 0.1 gösteriyor. Ucuz bir hisse mi? Ucuz. Bakalım yarın patlatacaklar mı? Ya bir kere de ben bakayım çünkü eczacı yatırım bununla beraber hareket edecek. Bu kalkarsa eczacı yatırımı uçuracaklar. O yüzden biraz da ben bakayım. Eciraj 800 milyon kasada para varken 800 bin liraya düştü. Sorun yok. Dönen varlıklar düştü. Duran varlıklar düştü. Satışlar düştü. Eciraj ne oluyor? Hala borçsuz musun? Evet. Parayı nereye götürdüm ben de bilmiyorum. 800 milyon nereye gitti? 128 olsa daha fazla tabii. 500 alın, 480 satın. Ben toplamasına bakayım. Meril. Meril bugün çaktın. A1 Kapital aşağıda. Acaba bilançoyu biliyorlar mıydı? Yapı Kredi. Deniz. Denizbank'ta 1 milyon alım. Gün sonu önemli olacak benim için. Tekrar bir bakalım. Ana tahta kimde? Global. Satış var mı? Ana tahtalarda satış var. Bir toplama var mı? Gedik satmış, Ak Yatırım almış. Şu an bir hareket yok. Yarın göreceğiz. Edge ilaç. Tekrar bakalım. Bakalım bilançolara. Evet, Edge ilaç güzel gitti mi? Şöyle bakarsan, nasıl görüyorsan ben de öyle görüyorum. Bir miktar lotumuz kaldı mı? Kaldı. 1, 2, 3. tepeyi yaptı. Bu arkadaşa 3. tepede Fibonacci, az önce dediğim gibi tepe, dip. Şurada bir dönüş verdi. Hatta şu an pozitifliğe gidiyor. Şubat ayında bir dönüş verdi. Satıttık mı? Satamadık. İnat ettim, satamadım. Bazen ben de yapıyorum. Size kızıyorum ama. 5.75'lerin altı stop. Yukarıda hareketli ortalama 6.29 bantlarını kırarsa hedef neresi? 6.80. Sonraki hedef 9.42. TL mi dolar bazlı mı desem, bunu dolar bazlı bakmıştım. Uyumsuzluğu görüyor musunuz bilmiyorum. Aşağı düşenin uyumsuzluğu burada var. Pozitifliği almış. 65'in altında isteyen stop yapar. Hedef, ilk hedef 75 bandı. Ana hedef neresi dersen, en üst band 1.17 ana hedef olur. Güzel tahta mı? Güzel. Kanser etti mi? Evet. Maşallah dediğimiz... Daha yüklememiş olabilirler. Milyonlar bine dönmüş. Yüklemede bir sıkıntı olabilir ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani yüklemede bir sıkıntı olur. Burada bir sıkıntı var. Arkadaşlar sıfırı unutmuş. Diyecek bir şey yok. Yani bu rakamlar çok saçma. Matrix'te bunları görmüyoruz. Burada rakamda dönüş yok. Burada da aslında sıkıntı yok. Karlılık
Şunun bilançosuna bir bakayım. Ben rakam merak ettim. Bende mi bir sıkıntı var? Ben mi datayı yanlış yüklüyorum? Aşağı bir gelelim. Kar zarar toplam. Net dönem karı neredesin? Kontrolde olmayan 6. ay bilanço. Eclaç neredeydi? Paşam daha yüklenmemiş. Yüklerken de hata yapılmış. Neredeydi? Arkadaşlar neredeydi? Eclaç, tamam. 276. ...141... eksiye düşmüş. 141... ...140... ...140... ...280... okuyamıyorum ki. Burası 1 milyar 300... sıkıntı yok. 276 burada... 3 tane 0 yok, yukarıda da yok. Grafik eksiye dönmüş. Yarın kaza bela bedelsiz yap falan yapsa ne güzel olur da... Ya grafik daha açılmamış arkadaşlar, yüklememişler. İdeal dataya söyleyelim. Benim data da aynısı, sende de mi aynı? O zaman bende sorun yok. Ya benlik bir sorun yok arkadaşlar burada. Benim datada da sorun yok. Atlas'ı sorma bence. Sormayacağım. Baktım zaten. Ümit gitsin. İçeride sevmiyor girilmesini. Hocam Dagi. Dagi'ye bakmam. İçeride grup var. Böyle Dagi'yi bir anda döşerler. Baktım hadi ya. Bakayım. Neyse. İnşallah yakalanma. Ha, Dagi'ye bakmışım zaten. O yayında da grup olduğunu söyledim. Güzel götürdüler. Helal olsun. Vallahi güzel götürdüler. Kuart. Yeni halka arzlardan bıkmadınız. Kuart bakmadım. Yeni halka arzlardan kuart. Bu arada karnım da acıktı. Biri yemek ısmarlasa Cemal şimdi diyecek ki sahan emrinde. Orada da bir şey yok ki ya. Adam ızgarayı masanın üzerine koyuyor. İçinde et yok. Ne yapayım ben brokoliyi? Buradan uçağa atlasam, Adana'da tablacıda yesem, geri dönsem daha ucuza gelir. Evet, %20'nin üzerinde kar ediyor. Güzel. Borcu var mı? Bir miktar. Yalnız karlılığı güzelmiş. Kuart'ın. Şu borç kısmını göreyim. 380 öz kaynak, 250 borç. Kuart. 8 PD çok fazla. 120 milyon sermayeyi 3'e katlamış. 3 PD'lik hisse 27 lira istiyor. Çok zor ya. 60 alım, 22 satım. Alım satım nasıl desen. Satış sanki fazla gibi. Ben mi yanlış görüyorum? 44 satım, 35 alım. Yanlış görmüyormuşum. Şimdi doğrusuna bir daha bakalım. Evet, doğrusu bu. 145 satım, aşağıda Merrill Lynch de var, 60 alım. Evet, doğrusu burada, 6 ile 8 arası. Haftalık bakalım, oh, garanti gömmüş. Kuart. 2 hafta önce bir toplaması varmış ama şu an bakıyorum 84-85, ana tahtacı satıyor mu? Satıyor. City'de biraz toplama var mı? Evet. Geçmişe dönük bir hareketi var mı? Bir miktar toplaması var, öyle ağam şağam bir şeyini görmedim. Bence PDS'i de biraz yüksek. Kuart. Bakalım. Kuart. Hayal yapı. Hayal mi satıyor? Yeni halka arz. Bir şey görüyor muyum? Vallahi görmüyorum. Yani grafik belki alt kat çizgilerden oluşuyor. Demiş. Destek gelirse 24.50'lerden gelir. Günlük grafiğin dönüşte. Haftalık grafikte gördüğüm hiçbir şey yok. Zaten yeni halka arz. Yukarı uçmayan kısmını atsam şuraya atarım. Kırarsan 28 bandını ne ala. Grafik aşağı dönmüş. Altta destek 24.60'larda bekliyor. Bir saniye dur. Evet, günlükte bir şey, 4 saatlik grafikte dönüş var. Gördüğüm sadece bu. Hani şu uçan kısma bakmıyorum. Hissenin zaten PDS çok pahalıydı. 18'den 31'e gitti. Yani yanlış anlamda hisse burada, işte 17 PD,
Burada 17 ise burada 20 küsür PD'yi aşmış. Bence çok riskli. Şu an grafik dönüyor mu? Dönüyor gibi duruyor günlükte. Günlük ise haftalık grafiğini görmem lazım. Mesela Cante, Bobet, PD'si çok ucuzdu. Matrix'e 39'da girdim. 42'ye çıktı. Geri düştü. Geri yapıştırdım. VBTZ aldım. Canlı yayında da gösterdim ne yaptığımı. Sonra geri gelebilir miydi? Tartışılır. Genel açıda canlı yayında. Yani aylardır halka arz var. Ben yani her hafta 7 tane halka arz. Toplasan abi katılma oranı çok düşük. Ama bir bakıyorum herkes halka arzda. Ya 30 PD olmuş halka arzda. Hocam uçar mı? Ne gruplar var be? İnsan özeniyor. Vallahi öyle ben de özeniyorum. Böyle 5 dotun lafını yapan gruplar olmasın. Ya böyle aldığı zaman yüksek yüksek yapan grup olsun. Ne gruplar var, doğru diyorsun. Çok haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Short açacakmış. Hadi bakalım. Eczacı yatırım bilanço pozitif. Şu an bakmadım, görmedim de. Ben mi göremiyorum bilançoları? Bakalım. Ecileci gördüm, eczacı yatırımı göremedim. Orada da sıfırları silmişler. Bakalım bu. Bugün resmen tokatladı bizi. 6. ay bilanço. Kötü hisse değil de bu sıfırların olayını anlamadım daha. Evet. Airbus hocam satalım mı? Bakabilir misin? Bakma. Yeter. Airbus'un grafiğine kadar attım arkadaşım. Neyine bakayım Recep Can? Yani birinize değil hepinize attım. Tüm kanallarda Airbus var şu an. Tavan gitmesi önemli mi? Değil. Airbus. Aha burada duruyor grafiğiyle. Daha yazalı bir gün oldu. Dün de baktım. Ondan önceki gün de baktım. Airbus bakmıyoruz. Söyledik. Yani ileride bir Airbus. Satalım mı? Sanko ile karıştı. Pardon. Airbus. Pardon. Airbus ile Sanko'yu karıştırdım. Ha, bakmışım zaten. Geçtim. Karışsa da sorun yok. Keleş. Çimsa. Evet. Ona da bakmışım. Çimsa. Ama bakılmamış bir hisse geldi. Öz kaynaklar güzel. Borcu var mı? Var. Dönem ve duran karşılasa da borcu var. Satış %50 arttı. Karlılık çok güzel artmış. 60 milyon. Karlılık %25'e çıkarmış. Eskide eksideymiş. Karlılık çok güzel ama borcu hala var. Çimsa. Bakalım. 2P'de pahalı mı değil? 12'lik hisse 25'e veriyorlar. 130 sermayeyi 1 milyar 700'e çıkarmış. 13 kat ve yakın sermaye arttırımı var. Gün içi YFAS TEP. Tekrar bakalım. Tam göremedim. YFAS 260, Vakıf 280. Toplama var mı? YFAS yine burada. 440. YFAS yerinde duruyor. Garanti. Şu an çok bir işlem görmedim. Sadece gün sonlarına bakalım. Evet, Atada alış var. 100 bin alış, 43 satış. City de satıyor, dikkatli ol. Bakalım bugünün işlemi. Atayı göremedik, kayboldu. Ata kayboldu bir anda. Atayı göremedim. Belki grafik dönüşü vardır. Kötü bir hisse değil. Evet, Airbus bakmışız Recep bu arada. Serpil'i ben göremedim. Hoş geldin ya. Hoş geldin Serpil. Nasıl? Serpil oradaymış.
Erbos deyince Serpil aklıma geliyor. Çimsa bebeğim, dolar mı TL mi? Dolar bazlı grafik. Şöyle açayım, grafiği sadece gösterme amaçlı. Düşen grafiği görüyorsun, kırdığı nokta. 1.10 bandında kırdı, gitti 3.50 bandına. Neyse, oranın artık bir önemi yok. Güzel, pozitifliğini almış, alt bantta destek direnç diyorsun. Çizim. 20.50'yi kırdığı bant 1.40. Şimdi daha rahat çizeriz. Birinci düşeni kırdığı nokta burası. İkinci düşeni kırdığı nokta, evet, yukarı doğru kırmış mı? Günlük stop 2.88'lerin altında. Ben stop olurum. 20.50 şu an pozitif mi? Valla günlük de pozitif, haftalık da pozitif. Ne yalan söyleyeyim. Grafiğinde toplama var mı? Var gibi duruyor. Şöyle bir simetrik alabilir misin? Valla grafik gayet makul. Ben şu noktayı kırmadıkça, çizgiyi kırmadıkça 2.88 altında stop olmayı pek düşünmem. Ekle bakalım, düşen nereye kadar düşüyor bir göreyim. Doğru yerden mi kaldırmış? Evet, Fibo hattından kaldırmış. Burada da 50 günlük ortalama var. Ve bir yukarıda ben senin yerinde olsam, akıllı bir insan ne yapar? 3.06'ya dikkat eder. Kırarsan nereye gidersin? 3.66. Başka bir şey yok. 3.66. PSDTC bakıldı. Bir daha bakmayacağım. Yayınları izleyin. PSDTC daha dün akşam bakıldı. Videonun altında duruyor. Evet. Park M. Park M. Satış 13 milyon, karlılık 48. Çok büyük kar ediyor. Satıştan daha fazla kar var. Borcu var mı? 48 milyon ölmüş. Duran varlık alımı var. Borçsuzluk hala güzel. Bir şey almış, ne olduğunu bilmiyorum. Takip eden varsa bana da söylesin. Eğer söylemiştir, ben unutmuşumdur. Partme 180 sermayeyi 5.750'ye çıkarmış. %31 halka arz. 5.05 ikisi 4.90'a veriyorlar. Alınır mı? Bakalım. 135 alın, 200 satın. Bir bakalım bebiş alınır mı? İnfoyu gördüm. Ben normal gününe bir çekeyim de. İnfo orada duruyor mu? Gedik Sanko Ata. İşyat Vakıf. İşyatta alım var, vakıfta satım var. Çok büyük bir toplama görmedim. Görürsem gün sonra. O halk. Ya bir buçuk ay öncesinden bir toplaması varmış. Ucuz hisse mi? O gün sonu güzelmiş. 159 alım. City'de Ziraat ana tahta. İki ana tahtacı da topluyor. Vazgeçtim. Güzel. Bir daha bakıyorum. İşyatta alım var. City'de satış yok. Bir daha bakıyorum. O satışta dediğim halk burada alışta çıktı. Evet, halk. City çok kötü mü? Değil. Ucuz mu? Ucuz gibi duruyor. Pahalı bir hisse değil. Bir yere yatırım mı yaptı, yapmadı mı bilmiyorum. Biriniz yazarsanız, şu tahtayı ilgilenen biri var mı içinizde? Satılmış. Çok güzel grafik yapmış. Çok güzel. 1, 2, 3. Hadi kıralım, yeri burası. Hadi alt bant yerini de bulduk. Çok güzel bir simetri var mı? Var. Haftalıkta dönüş veriyor gibi. Ancak dönüşü bulmam için bir saniye bekleyin. Ben olsam hisseyi buraya indir. 3.44'e. Kemiksiz. Hemen. 3.44'ten tepki verirsem alırım. Şimdi bebiş bakıyorum. Hisse ne alemde? Hisse 50 günlük ortalamaya gelmiş. 5 lira 5.02'yi geçerse 5.60 hedef koyarım.
Büyük ihtimal dolar bazlısında bulacağız. Garip garip çıkışları var. Günlük stopu da 4.79. TL mi dolar bazlı mı? Stimit'i de vardı. Bunu en son burada mı yazmışız? 57 centken yazmışız. %65 geçti. Neyse yazılmış zaten. Haftalık mı? Bakalım. Evet, pozitifliği var. Alt banda doğru kırmış. Düşeni kırmış mı onu görüyorum sadece. Vallahi ana grafik burada kırılmış. Şu çizebilirsem atayım. Ana grafiğin kırılım yeri burası. Eğer düşeni bulmak istersen standart hareketi yap. Ana düştüğü yer neresi? Burası. En dip noktasına gelsen buradan kalkacak. Güzel bir dibi var. Yukarı kalkacakmış gibi görünüyor. Fiyat pahalı değil bana göre. Ya ben haftalık kapanış 54'lerin altında görürsem stop yaparım bu hissede. Yukarıda ilk hedef 61 bandı. Şu çıkış gerçekten kötü bir çıkışmış. Yalandan yukarı verip kemiksiz çakmışlar. Yani ben o çıkışı görmeden bir düşüş çizer miyim? Benim için düşüş noktası burası. Şurası fake bir çıkış. Kırıp yataya almış mı? Bence yataya almışsın. Evet. Hatta burada biraz daha aşağı gelirsem belki stop yerlerini 53'e kadar kaydırabilirsin. 20 günlük ortalamanın üzerine çıkmış, çok kötü durmuyor. Ama benim için ana hedef haftalık stoplardır. Tüm stopları kırmış mısın? Evet bebeğim, tüm stoplar kırılmış. Zaten buna düz fibo attığımda kırılmıştı. Sadece düşüşüne bakmak için yenisini çizdim. Ben hocam Etihad için satmıştım hocam. Etihad'da ne var bakalım hadi. Etihad. Temelini artık ezberlemişsinizdir. Hiç temeline girmeyeceğim. Etihad. Kasada 40 milyon para var. Sıfır borç. Dönem varlık arttı. Öz kaynaklar biraz arttı. Satışlar 3 kat arttı. Karlılık aynı oranda artmadı. Borçsuzluk karlılıktan iyi. Ha, zarar ediyor mu? Hayır. %2 kere ediyor. Eskiden %10, %8 kere ediyordu. Karlılık düştü. Zaten biz de trilyonlar kazanıyor diye şey yapmadık. Etihad'da ne var? 20 milyon sermayeyi 2 katına çıkarmış. Brüt takası biliyorsunuz 74 milyonluk hisse. Topu topu 74 milyonu var. Bu 7.4 milyonun 18 milyonu neyse 1.86 P'de 2 liralık hisseyi 3.70'e veriyorlar. Bunu ilk söylediğimde 3.66 bandındaydı. Şimdi 4.20'den niye döndü? Bakalım ne var? Alım satım. O 22 bin alım, 44 bin satım. Satımı, alımı yazdığınız an yukarıda biri satışa geçiyor. Aynı burada olduğu gibi görüyorsun. Altta alımı var mıydı? Alttan da toplayan topladı. 3.80 bantlarından biraz aldılar ama yukarıda satışı verdiği bant %4 bandı. Yani 3.94 bandı oldu. Baktığım zaman ne görüyorum? Bir daha bakayım. Vakıfta 82 satış var, 45 alım var. Haftalık grafikte yapı kredi topluyor mu? 140 topluyor. İşyat 86 satıyor. 2 haftalık grafikte 290 alımı var, 250 satım var. Şimdi görelim. Evet, Ak Yatırım satıyor. Karşıda vakıf topluyor. Ana 2 tahtacı satıyor. Satmıyor da neyse. Evet, yapı kredinin geçen haftadan toplaması vardı. Ana tahtalar yapıştırıyormuş. Şu an yapıştırıyor. Bakalım nereye kadar yapıştırılacak. Nail'in dediği gibi güçlü şey lazım. Evet, güçlü. Az organize olan bir şey lazım. Etihad. Ana hedef 5.80. Onu şu... Evet, yukarıda 60 bandını kırdığı zaman gitti. Hatırlayan varsa 3.40 bandından kalktı. Şurada 60. Tekrar grafiğe geliyor mu? Bakalım. Günlük stop yeri neresi? 3.68'in altı. 1 denedi, 2 denedi, 3 denedi. 3'ünde de kırmadı. 3.68'den boyuna tepki veriyor mu? Verdi, geri döndü. 3.68'i kırarsa alt tepki yeri 3.55. Ama ben haftalık baktığım için 3.68'i kırarsa ilk hedefim 3.45 bandı olur. Şuradaki harekette ne var? Aşağı düşüş, yukarı pozitiflik.
Bazı arkadaşlar diyor gitmiyor. Vallahi ben söyledikten sonra gitti. 3.60'dan 4.20'ye kadar. Biraz sabır tahtası olur mu? Olur. Bazen gideni yakalayamazsınız. Stop yeri 0.40'da, hedef nerede? Dolar bazlı. 68 bandına kadar gidiyor o motosikleti. İnşallah bozulur. Evet. Yavuz hoş geldin. Hocam Bodrum'da yangın için geldim. Hala devam ediyor. Dua edin. İnşallah söner de kardeşim, o baştan dua et. Baştan müdahale etmek lazımdı. Yani az buçuk yangın işlerinde veya itfaiyeden anlıyorsan o yayılmadan önce müdahale etmek lazımdı. Bu saatten sonra zor. Evet. Arkadaşlar gırtlağı patlattım. Beğeni gelirse sevinirim dedim. Aşı videonun altına yorum yapın. Bugün hepsine bakamadım. Bakabildiklerimi işaretledim. Bakamadıklarım kaldı. Uşak var mesela. Onlar bir kalsın. Yarın bakabilirsek bakarız. Egeser. Egeser satmam. Çok güzel tahta. Sizden ricam. Evet arkadaşlar. Bakabildiğim kadarına bakıyorum. Hur gazete. Geri kalanına yarın bakarız. Videonun altına yorum yapın. Beğeni yapın. Katılla destek verebilirsiniz. Ve de vermeyin. En azından bunları yapın. Kendinize iyi bakın. 1 saat 36 dakikadır konuşuyorum. Bir yudum su içeyim. Kendime iyi geleyim. Hepinize iyi akşamlar. Piyasa pozitifken hocam Etiyat'ta grup var. 4 aydır bekliyorlar. Sanal'de 5 aydır bekliyor. Hayırlı olsun. Evet. Çok grup var. Herkes birbirinden mal alma derdinde. Akıllı olan alır. Erken kaçan da bakar. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.